Merhabalar arkadaşlar, Yayın Denizi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda paragrafta yapı test 2'nin sorularını çözmeye çalışacağız. Birinci sorumuzdan başlayalım arkadaşlar. Biraz metin uzun, yerleştirmekte zorlandım. Arkadaşlar biraz kaydırarak devam ederiz. Bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Arkadaşlar yapı konularında biliyorsunuz, eğer tüme varım yöntemi kullanılmışsa son kısma genellikle ne gelmiş oluyor? Ana düşünce gelmiş oluyor. Dolayısıyla ana düşünce de ilk cümleyle bağlantılı olduğu için bu tip sorularda ilk cümle, aralardaki bazı anahtarlar ve asıl sona bırakacağımız kısım bizim için önemli olacaktır. Şimdi Türklerde iç ve dış mimari süslemenin en renkli kolu olan Çini sanatı, konumuz neymiş? Çini sanatı. Asıl büyük ve sürekli gelişmesini Anadolu Türk mimarisinde göstermiştir. Bakış açısı da neymiş? Çini sanatı asıl gelişimini Türk mimarisinde göstermiş. Biraz tempolu gidelim bundan sonra. Çeşitli tekniklerle zenginleşen bu Türk süsleme sanatları hep mimariye bağlı kalmış. Onun üstünlüğünü ezmemiş ama renkli bir atmosfer oluşturarak mekan etkisini arttırmıştır. Türk mimarisinde çini süsleme kullanımı çok eski tarihlere kadar, anahtar kelime, nereye kadar? Uygur, Karahanlı, Büyük Selçuklu mimarisine kadar götürülebilir, bilinmektedir. Bu sanat dalı Anadolu Selçuklularında çok yaygın olarak kullanılmış, Çeşitli tipteki mimari yapılar, üzerinde büyük gelişme göstererek varlığını günümüze kadar sürdürmüş. Bu da başka bir anahtar. Her dönemin çini süslemesi, daha önceki dönemin teknik üstünlüğünü sürdürmekle birlikte, dikkat edin, sürdürmekle birlikte yeni bir şey yapacak. Eskiyi sürdürmekle birlikte. Arkadaşlar bakın B'de yeni, C'de yeni, D'de yeni var. Dolayısıyla oradaki yeni ifadeleri bizim için bir şey ifade edebilir. Sürdürmekle birlikte kendinden önce gelen kültüre büyük bir bağlılık göstermiş. Hayır, bununla birlikte yeni bir şey. A'yı göndeririz. Yeni yöntem ve desenler çini süsleme sanatında pek görülmemiştir dediği için arkadaşlar gönderebiliriz. Çünkü yeni bir şeyler eklenmesi gerekiyor. Yeniliklere kapılarını kapatan bir süsleme sanatı dedi. Bunu da diyemeyiz. Sürdürmekle birlikte yeni teknik, buluş ve renklerle bu sanatı zenginleştirmiştir. En uygun ifade olacaktır arkadaşlar. Farklı ve özgün teknikler bu süsleme sanatına bulamamıştır dediği için E'de olamaz. İkinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Evet, bu parça düşüncenin akışına göre hangisiyle tamamlanabilir? Buraya uygun. Temel amaç dediği için arkadaşlar yine muhtemelen ana düşünceyle alakalı bir yargı bulmamız gerekecek. Bakalım. Anahtarı bize metinde verecektir. Çömlekçiyle uğraşan köylerimiz kapkacağı kendi ihtiyaçları için. Dikkat edin, anahtarlardan birisi bu. Ne için yapıyorlar? Kendi ihtiyaçları için. Yaptıkları işleri parayla satmaktan çok çevre köylerden başka ürünlerle takas etmektedirler. Çömlek yapıyorlar, takas ediyorlar. Örneğin yaptıkları bir güveci bir güveç dolusu buğday, incir, üzüm ya da zeytinle değiştirmektedirler. Bu onlar için kendi ürünleri olan güveçleri parayla satmaktan daha kazançlı bir alışveriştir. Ticari amaç taşımayan bu çömlek üretim şeklinde esas maksat kişisel ihtiyaçlar için üretim yapmaktır. Dikkat edin arkadaşlar. Zaten anahtarı verdi. Esas maksat dedi. Şurada da düşünce tekrarı var. Temel amaç ne olacaktır arkadaşlar? İhtiyaçlarını karşılamak olacaktır. Aynı cümle, aynı ifadelerle düşünce tekrarı. Biliyorsunuz bağlantı ögelerinden bir tanesi de neydi? Düşünce tekrarıydı arkadaşlar. Evet, üçüncü sorumuza bakalım. Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir? Yine sondaki cümleyi soruyor arkadaşlar. Bir bölgede dağların kıyıya uzanış şekli o bölgenin ikliminden tutun da yol yapım maliyetine kadar pek çok alanda etkisini gösterir. Konumuz neymiş? Dağların kıyıya uzanış şekli. Dağların kıyıya paralel uzandığı bölgelerde yol yapımı daha maliyetliyken, dağların kıyıya dik uzandığı bölgelerde yol yapımı daha düşüktür. Dağların kıyıya paralel uzandığı bölgelerde doğal geçit ve boğazlar oldukça az olduğundan, yol yapmak için ya koca dağları delip tüneller açmak
ya da yolları dağların yükselisinden geçirmek gerekir. Buraya kadar gelişme bölümü. Bu da doğal olarak fazladan maliyet demektir. Karadeniz bölgesinde durum tam da böyledir. Dağlar arkadaşlar ne yapar? Paralel uzanır. Özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde. Ege bölgesinde ise arkadaşlar yol yapım maliyetleri Karadeniz bölgesine göre daha düşüktür. Düşük olmasının sebebi ne olacaktır? Arkadaşlar dağların kıyıya dik olarak uzanması olacaktır. Yukarıdaki ifade maliyetler konusunda örneklerken değindi. Cevabımız E. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Sorumuz gelsin. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre hangisi getirilmelidir? Bu defa boşluk dikkat edin ortada bir yerde. Kendinden önceki ve kendinden sonraki cümleye uymalı arkadaşlar. Bir evin bir çocuğu olan Emre yere basma, gözüme bas dercesine el bebek, gül bebek yetiştirilmişti. Bu aşırı ilgi ve titizlik onu doğal olarak biraz da şımarık yapmıştı. İlk olarak okula babası tarafından özel arabasıyla taşınan Emre, özel arabayla okula götürülmüş. Daha sonraları bir şey yapmış. Çünkü de bunun gerekçesi. Gerekçeye bakalım ve şeyi tahmin edelim ifadeyi. Çünkü yakın yerlerden gelen arkadaşları yürüyerek, uzaklardan gelenler ise okul servisleriyle gidiyorlardı. Yani başkaları okullara ya yürüyordu ya da okul servisiyle geliyordu. Dolayısıyla arkadaşlar ne olacak? Devamlı okul servisiyle öğrencilerin geldiği bir okula babasının arabasıyla gelen çocuk ne yapacaktır? Bu durumdan sıkılmaya başlayacaktır. Çünkü arkadaşlarının yanında kendisini arkadaşlar bir nevi yalnız, zayıf hissedecektir. Ailenin koruculuğu altında güçsüz bir birey olarak algılayacaktır. O da bunun sıkılmasına neden olacaktır. Evet, beşinci sorumuza bakalım. Soru gelsin. Arkadaşlar. Evet. Bakalım arkadaşlar, bu parçada boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerde hangisinde verilenler sırasıyla getirilmeli? Bu defa boşluk arkadaşlar birden fazla, verilenler de sırasıyla. Bir Alman, İngiliz, Japon'un ya da bir Arap'ın sevgi, para, aile kavramlarına yüklediği anlam, mana aynı değildir. Doğaldır ki bir Türk'ün bu kavramlara yüklediği anlamla diğer milletlerden farklıdır. Bunun sebebi ne olur arkadaşlar? Bunların her biri farklı bir millet. Kültür farklılığı olacaktır. İnanç değil, kültür arkadaşlar. Niye? İngiliz var, Alman var, Japon var. Her birinin dini farklı. Dolayısıyla din, dil değil, kültür farklılığı, yaşayış farklılığı. Evet arkadaşlar, diğerine bakalım. Çünkü her toplum farklı kavramlara farklı anlamlar yükler. Anahtarımız da ne? Toplum. Farklı anlamlar yüklüyor. Aynı kültür içinde yaşadıkları halde, cümle değişiyor şu anda. Diyelim hepsi Türkiye'de. Aynı kültür içinde yaşadıkları halde, mesela Türkiye'de aynı kavrama farklı anlamlar yüklendiği de görülür. Bunun sebebi ne olur? Aynı toplumda olsa bile genç, yaşlıdan, erkek, kadından, şehirli, köylüden az çok farklı bir neymiş? Sosyal çevre. Anahtar kelime sosyal çevre arkadaşlar. O da nerede var? B'de var. Dolayısıyla cevabımız B olacaktır. Diğer sorumuza bakalım. Arkadaşlar. Boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre hangisi getirilmeli? Arkadaşlar, boşluğumuz sonuçta diye bir anahtarımız var. Ona da dikkat edin. O çünkü ilgili cümleyi özetleyen bir ifade arkadaşlar. Galatasaray Lisesi Osmanlı döneminde eğitim alanında gerçekten gelişme sonucunda kurulmuştur. Hızlı gidelim biraz. İstanbul'da Fransız eğitim sistemine göre bir lise açılması konusunda ilk resmi görüşmeler falan filan tarihlerinde falan kişi tarafından Fransız Hariciye Vaziri falan filan arasında başladı. İsimleri falan filan diye hızlıca geçebilirsiniz arkadaşlar. Fransızlar öğretimin Fransızca olmasını, Fransızlar ne istiyormuş? Fransızca olmasını. Yönetiminde Fransız öğretmenlerin elinde olmasını istiyordu. Osmanlı devlet adamları ise derslerin Türkçe yapılmasında ısrar ediyordu. Sonuçta ne olur arkadaşlar? Hangisi getirilmelidir diyor. Arkadaşlar. Osmanlı devlet adamlarının dediği oldu ve okul bu anlayışla eğitime açıldı.
Sonuçladıktan sonra anahtarımız var. Okulda bir iki ders dışında tüm dersler Fransızca okutuluyordu. Dikkat edin. Bir iki dersine. Ayrıca okul müdürü de Fransızdı. Demek ki bir orta yol bulunmuş. Dolayısıyla Osmanlı devlet adamlarının söylediği olmamış. Okulun açılması için Fransız heyetinin sunduğu tüm şartlar reddedildi. Arkadaşlar, çoğu kabul edilmiş. Bazı derslerin Türkçe okutulması şartıyla Fransızların teklifi kabul edildi. Büyük oranda Fransızların dediği anlamı çıkar arkadaşlar. Okulun eğitim öğretimi hazırlanması için gereken kaynak kapsam dışı. Osmanlı ve Fransız kültürünün birlikte verilmesi, bu da cümlenin devamında yok arkadaşlar. Devamında ne var? 1-2 ders dışında tüm dersler Fransızca okutuluyor. Cevabımız C olacaktır. Yedinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Sorumuz gelsin. Evet. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? Boşluk şurada ve boşluktan önce ama var. Dikkat edin. Ama yön değiştiren bir bağlaçtır. Kendisinden önce gelen cümle olumluysa olumsuz, olumsuzsa olumlu yapar. Bunu da bilerek arkadaşlar. Biz çocuklarına ve gençlerine bir şey veremeyen nesilleriz. Yargısı kendi nesliyle alakalı. Ne yapmış? Çocuklara ve gençlere bir şey verememiş. Kendimiz maziden, bizden evvelkilerden ne aldık tartışılır ama bizim ne aldığımız tartışılır ama biz sonuçta veremedik arkadaşlar. Dikkat edin. Ne aldığımız tartışılır ama biz sonuçta veremedik. Bunu ifade eden ifade arkadaşlar nerede var? Bizden sonrakilere bir şey vermediğimiz açık. İşte bundan dolayı bu da neden bildiren ifade. Geleceğin inşası zor görünüyor. Cümle arkadaşlar uyumlu. Gereksiz bir tartışma kapsam dışı. Gelecek nesillerin durumu iyi değil diyemem kapsam dışı. İlla ki geçmişimizden kapsam dışı. Geçmiş olmayan insan arkadaşlar kapsam dışı. Cevabımız E olacaktır. Sekizinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Evet, tam yerleştirmeye çalışayım olabildiği kadar. Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa boşluk sonda dikkat edin. Çevirisi yapılan bütün bölümlerin seçiminde gelişi güzel davranıldığı anlamı çıkmaz. Anahtar kelime gelişi güzel davranıldığı anlamı arkadaşlar çıkmaz. Dikkatle bakın. Bu soruda arkadaşlar ilgili cümle anlam taşıyacağı için belki metindeki bağlama ihtiyacımız da olmayabilir. Tabii ki en mantıklı olanı yaptım. Çevrilmeye en müsait, en kolay olan bölümleri seçtim. Arkadaşlar burada gelişi güzel anlamı yok. Nokta koyalım. Attım oltayı denize her seferinde ne çıkarsa bahtıma. Gelişi güzel. Hiçbir kıstas kullanmadım. Sadece önüme ne geldiyse onu aldım. Gelişi güzel. Koydum masanın üstüne tüm sayfaları. Elime ilk gelenle başladım çevreye. Gelişi güzel. Rastgele karışım ve gelişi güzel. Arkadaşlar bazen sorularda böyle bir durum olabilir. İlgili anlamın sorulduğu, cümlenin daraltıldığı soruda parçaya ihtiyaç duymadan arkadaşlar cevaba ulaşabiliriz. Cevabımız A olacaktır. Bu sorumuzda arkadaşlar bu testimizin de sonuna geldik. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.